camları elmasla parçalıyorsunuz, kesiyorsunuz. Lehim havyayla da birleştiriyorsunuz. İşin inceliği burada ve zorluğu burada. Çünkü bir vitrayla en az bir hafta 10 gün küçük bir vitrayla uğraşıyorsunuz. Bunları insanlara anlatmak zor. Bu şekilde bir sanatın olduğunu anlatmak zor. Çünkü herkesin bildiği yalnızca camilerde bu uygulamanın yapıldığı. Ama camilerin haricinde birçok yerlerde, otellerde, evlerde, villalarda, inşaat firmalarında birçok yerde bu vitray uygulaması yapılabiliyor. Ben bunu biraz daha yaygınlaştırmak istedim ve o şekilde devam ettim. O zorlu oydu. Yorum farkı kattım. Motiflerden ziyade resimsel vitray yapmaktı benim tarzım. Onları da uyguladım. Yani güzel, yani herhangi bir yerin görsel fotoğrafını alıp onu vitraya uyarlamak zordur. Onu o şekilde uyarladım. Farkım orada ortaya çıktı. Motif hazırlıyoruz. Motif hazırlıktan sonra elmasla motifin üzerindeki şablonuna göre elmasla camı ayırıyoruz. Ondan sonra lehim havyayla camları birbirine birleştiriyoruz. Ressamsanız herkesin kendine ait bir tarzı vardır. Siz o tarzı oluşturuyorsunuz. Yani ben bunu size gelsem anlatsam ya da siz uzun yıllar burada uygulama yapsanız sizin kendinize ait bir niteliğiniz yoksa bu işi yapamazsınız zaten. Bu iş oradan yola çıkıyor açıkçası. Hani genelde evlerin merdiven çıkışlarında, villaların merdiven çıkışlarında, otellerde kullanıyoruz. Restoranlarda, kafelerde,